Gündem maddemiz elbette Fenerbahçe'nin renk taşına başkentte yenilmesiydi. Ali, Fenerbahçe'nin oyununu kaybettiği maçlarda bile genelde övdük. Neyini övdük? Fizik kalitesini övdük. Yani yaratıcılığını övmedik ama fizik kalitesini övdük. Maçı bırakmamasını övdük. Sonuna kadar oyunun içinde kalmasını övdük. Ben bugün ilk kez maçın sonlarına doğru son bölümde, ikinci yarısından itibaren özellikle düşüş gösteren, yavaş yavaş oyundan uzaklaşan ve beden diliyle, vücut diliyle sanki maç içinde, oyun içinde umutsuzluğa kapılan bir Fenerbahçe gördüm ilk kez bugünkü maçta. Katılıyor musun bilmiyorum. Fenerbahçe büyük maçlarda iyi oynadı, kaybetse bile. Ancak Fenerbahçe'nin aldığı 6 yengiden 3 tanesi şu anda ligde sonuç sırada olan takımlara karşı. Kayseri ve Antalya. Antalyaspor, Kayserispor ve bugünkü Ankara Gücü. Ama o maçlarda çok pozisyona girdi. Yani o maçları çevirecek kadar pozisyon üretti o maçlarda. Benzer goller yedi. Bugün de hiç böyle ders almamış şekilde sahaya sürdü. Tabii bu yenilgi bir kere kafadan böyle Ersun Yanal Hoca'ya yazar. Neden? Mustafa Reşit Akçay deyince aklına hangi futbol tarzı geliyor? Mesela Guardiola tarzı, seri pas futbol mu, Klopp tarzı, yok, direkt futbol mu? Ne geliyor? Yani Klopp da nedir Mustafa Reşit Akçay'ın en büyük başarısı kariyerinde? Osmanlı Spor'da çok iyi bir çıkış yakaladı. Hatta o gruptan Avrupa çıkarmasıdır. Aynen. Zor grup. Villarreal vardı. Villarreal'i deplasmanda yendikleri maçın aynısı. Orada da Osmanlı Spor sol beki Pinto. Önünde, sol önde Umar Aminu. Evet. Bugün Polonyalı Sabah. Umar Aminu gibi direkt gidebilen, kontrataklarda boşluk bulduğunu değerlendirebilen bir oyuncu. İşte Döler sağda. Doğru. Hatırla. Evet, Döler. Aynı şekilde bugün sağda. Yine böyle işte alıp gidebilen böyle Dölaç tarzı oyuncuyla oynadılar. Maçın ismilerinden bir tanesiydi. Niye ismini söylemiyorsun? Söyleyeyim ismini. Şimdi solda Polonyalı vardı. Sağda aynısı. Şimdi şeye geleceğim de Lüksemburglu forveti var. O enteresan. İkinci golü atan Lüksemburglu bir takımda oynuyor. Bak sırtında Saba yazıyor. Tamam. Polonyalı Saba. Yok Polonyalı. Pardon değil. Polonyalı Saba değil. Bir tanesi şey Mihalak. Gürcü Saba. Gürcü Saba. Gürcü Saba, öbürü Mihalak işte. Evet, bir de öyle. Mihalak yani. Polonyalı, solda oynayan, yani Umar Aminu tarzı olan. Öbürü evet, de böyle Dölaç tarzı olan Saba. Doğru. Evet. Şimdi bunlar böyle set oyununda fazla etkili oyuncular değil. Bu oyuncularla Mustafa Reşit Akça bir araya geldiği zaman, ki bu oyuncunun tercihinde onun da rolü var, ne oyuncağı belliydi. Evet. Mesela orada da santrafor arkasında Villarreal deplasmanında, Villarreal yanı ki Villarreal iyi daha o zaman. Mesela Bakambu oynuyordu. Yerel. Her İyi zaman belli bir standardı var. Ruiz'di stoperi. Stoperi Ruiz'di falan. Çerişev vardı Rus. Değil mi? Tabii sol önde. Bayağı iyi takımdı. Bugün mesela Fenerbahçe'de sol önde oynayan Tolga Ciğerci ile Çerişev'i mukayese edemezsin sol ön oyuncusu olarak. Böyle takıma karşı sen bir kere kafadan... Hı. Nedir hatası Ersun? 10. dakikada %80'den fazla top Fenerbahçe'deydi. Ancak Fenerbahçe'nin stoperleri Santra'nın ortalama 5 metre gerisinde, yani rakip yarı alanı çok yakın yerde savunmasını kuruyordu. Bu çok büyük riskti. Üstelik iki stoperinden bir tanesi aslen orta saha olan, hiçbir zaman stoperde iyi performans sergilemeyen Jelson. Gereksiz risk alındı burada da. Yani bazı dönemlerde işte Ersun Yanal'ın yeterince bir ofansif oynatmadığı, Ersun'un iddia ettiği Ersun Yanal futbolu oynatmadığıyla eleştiriyoruz. Bugün de çok fazla saldım kayıra anlayışıyla başlandı, anlayışsızlığıyla. Yani o kontratak yeneceği belli. Şimdi golü yiyene kadar topu mutlak hakim Fenerbahçe. Evet. Ama yerleşim çok hatalı. Bir de madem iki stoperini o kadar orta saha çizgisine yakın yerde konumlandıracaksın, bari işte ileri üçlüden santraforun etrafındakiler de oyunu yıktığın zaman cezalanın içinde ekstra gol özelliği, mesela Mevlüt'le başlasaydı bugün Tolga Ciğerci yerine, anlaşılabilirdi. Bir de abi hakikaten yani Tolga Ciğerci'nin şu son maçlardaki performansından sonra tekrar sol önde başlaması Ersun Yanal'ın hanesine büyük eksi yazar. Kusura bakmasın, hoca benim sevdiğim biridir. İdealindeki futbolu oynadığı zaman izlemeyi severim o futbolu. Ama Tolga Ciğerci ile oyun oynanmaz yani. Şimdi ayağında sanki böyle çivili krampon değil de kösele ayakkabı varmış gibi şut çekiyor. Gerçekten ancak kösele ayakkabı bile o kadar kötü gidiyor. Enteresan bir tanımlama, evet. Ama hatırla yani, böyle hani vardır babalar falan gelir, ne yapıyorsunuz falan, o kösele ayakkabı vurur, çok kötü vurur. Ya da biz işte okula gideriz, zorla bize o ayakkabıyı giydirirler. Beden maçından önce işte böyle teneffüste oynarken bir vuruyorsun Tolga Ciğerci kadar kötü. Abi geçen haftalarda da çok kötü şutlar çekti. Oradaki problem ayakkabı değil. Ama sol ön mevkisindeki oyuncunun şut çekmesi gerekir. Gol pozisyonuna girince gol üretmesi gerekir. Asist yapması gerekir. O kadar kötü vuruşlar, o kadar kötü tercihler olmaz. Zaten sende Rodriguez eksik. Sen diyorsun ki Mevlüt mü solda başlasaydı en azından? İlk golü yemek
Tamam. Bu maçın bu kırılması. Yani Fenerbahçe ilk golü atsaydı %99 bu kazanacağı bir maç olacak. Bambaşka bir skor da çıkabilir. Farklı bir skor da çıkabilirdi yani. Golü yenilmesinde ve Altay'ın da büyük hatası var. Evet. Şimdi geçen hafta iyi oynadı ama bu hafta hatalı çıkış. Ben hakikaten bu çıkışları anlamakta biraz zorlanıyorum. Mesela Karius da zaman zaman yaptı. Yani stoperle veyahut da kendi takım arkadaşınla rakip oyuncu birbirine yakınken neden çıkma tercihinde bulunuyor kaleci? Yani tamam, muhakkak ki orada mesafeyi iyi ayarlayamıyor. Diyor ki ben çıkacağım ve önce vuracağım diyor. Tabii ki onun için çıkıyor, o maçta çıkıyor ama ya var takım arkadaşın var. Niye çıkıyorsun yani? Takım arkadaşına güvenmiyorsa çıkar. Bence bu öyle bir şey. Orada da ilginç yani, golden sonra da Jailson vur diyor. Şimdi tamam, ikinci pozisyondaki Jailson pozisyon almasını konuşuyoruz ama ilk pozisyonda uzun bir top atılıyor ve Jailson rakibiyle neredeyse yan yana, yakınlar yani. Orada topa niye vuracak ki? Onu tabii ki açısını kapatmaya çalışacak. Yani şimdi bir kere maç kötü başladı. Kötü bir tercih Altay'dan. Maç başladı. Belli ki Mihalak ve Saba savunma arkasına kaçacaklar. Senin zaten sol bekte haftalardır artık normal olarak aslen bir sağ ön, bilemedin sağ bek oyuncusu olduğu için Dirar, normal olarak idare edemiyor artık. Bir yere kadar olur o iş. Bütün sezon, bir önceki sezonun çoğunu sağ açık geçiren oyuncuyla sol bekte idare edemez. Bu böyle ara transfer dönemi, tamam transfer limiti bilmem ne falan ama yazın. Ya 7 tane orta saha var, merkez orta saha. Bir tane sol bek oynayabilecek oyuncu var, o da Hasan Ali, o kadar. Yani Fenerbahçe tarihinin en iyi sol beki değil. Sol bekin Roberto Carlos olur Real Madrid'de olduğu gibi. Yani ikinci sol bek düşük profilli birini tutarsın kadroda. Sol stoper oynar, gerektiğinde sol bek oynar. Bu öyle değil. Hani Hasan Ali iyi bir oyuncu, gelişmiş bir oyuncu ama tam en iyi döneminde sakatlanmış bir oyuncu. Yani tekrar o seviyeye dönmesi. Ya bir kere geç, bugün soruyorlar maçtan sonra Ersun Yanal Hoca'ya. Muhabir arkadaşlarımızı anlayabiliyorum ama dilerim onlar o sakatlığı geçirmezler. Ya adam böyle tabanlık takıyor, tabanlık. Tabandan sakatlanmış. Evet evet. Sinir sistemini bir kere adına, biliyorsun o ne kadar can acıtır. Sinir uçlarına dokunmak vardır ya. Hı hı. Her ayağını bastığında o taban sakatlığında o sinir uçların sızlar. Psikolojik olarak da insanı zorlar. Yani 15 dakika 20 dakika falan değil. Mucize ya zaten sürekli. Bu o sakatlıktan sonra sezonun kalanında oynadığı her dakika bir mucizedir. O zaman senin devre arasında Falet falan değil. Falet kötü stoper demiyorum. İhtiyacın olan oyuncu o değildi. Madem Jailson'u stoperden oynayacaksın, sen en kötü ihtimal genç PTT birinci ligden, alt ligden böyle mesela Atilla Turan'ı serbest bıraktı değil mi Kayseri Spor? Hı hı. Şimdi Ankara Gücü'nde oyuna girdi, Pinto orta sahayı. En kötü Atilla Turan'ı alırsın ya. Gerçek doğal mevkisi sol bek olan birini idare etmek istiyorsan. Katılıyor. Ha böyle Dirar'la idare etmeye çalışmışsın. Ki yok. Edemiyorsun ki oraya iki haftadır Deniz Türüç geçiyor. Daha da kötü bir fikir. Bir de şöyle bir problem. Hiçbir savunma özelliği yok Deniz Türüç'ün. Çok normal, bütün hayatı sağ önlü ve on numara olarak geçmiş. Bir de şöyle bir problem var. Dirar'la idare etmeye çalışmak, Dirar'ı sağ önde oynatma tercihini veyahut da alternatifini de ortadan kaldırıyor. Ortadan çünkü Fenerbahçe'nin aslında hep bir sol beke yoğunlaşıyoruz ama ön taraftaki kanat oyuncularında da problem var. Rodriguez zaten üretemiyor. Üretiyor değil mi? Çarkı felek. 3 maçta bir tamam, çok iyi, yani, bir çok kötü derken, bir ortalama. Hani, ideal bir Fenerbahçe kanat oyuncusu seviyesinde üretemiyor. Moses gitmiş. Ferdi henüz üretme potansiyeli var mı 11'de yok mu? 11'de hiç başlatmazsa tartışılır. Göremeyiz ki. Hep takım ya öndeyken ya yenikken yani giriyorsa. Hatırlıyor muyum? Şimdi Fenerbahçe'nin herhangi bir sol beki olsa, sol bek gibi oynayabilen, sol bek mevkisinin şeylerin özelliklerini bilen bir sol beki olsa, Dirar'ı en azından mesela bu maçta ne yaptı? Deniz Türüç'ü çekip Dirar'ı sağa öne attı. Dirar'ı atması doğru da Deniz Türüç'ü çekmesi çok yok kötü ki bir ama yok ki başka işte. Bak Dirar girer girmez sağ öne ortayı yaptı. Kendi kalesine attı Kulusiç. O evet. Kadar iyi orta yaptı Dirar. Çünkü uzun zamandır orada orta gelmedi. Bak İzra da bu maçta yok. Oyundan çıkmadan önce hiç yoktu isabetli ortası. Doğru. Yoktu yani. Performansı da kötüydü. O önündeki kontratak forvetine Mihalak'a da yetişemiyor. Öne çıkamıyor o tehditten dolayı. Etkili olamıyor İzra. Böyle işte ofansif sağ bek özellikleriyle takıma katkı yapsın diye alınmış bir oyuncu. Kim? Ve iyi oynadığı zaman öyle katkı yapmış bir oyuncu. Bu maçı 4 pozisyonda bitirdi. Sol bek başladı. Sağ öne gitti. Emre Dirar. Belezoğlu sakatlanınca Dirar sağ iç oldu. Sonra son oyuncu değişikliğiyle birlikte Mevlüt oyuna girince o sağ beke döndü. Yani 4 pozisyonda bitirdi. Bu arada program başındaki ben seninle tam aynı görüşte değilim. Onu dile getirmek istiyorum. Stoperlerin pozisyonu sen çok öndelerdi. Çok alan bıraktılar diyorsun. Doğru mu? Bence ben de şunu diyorum. Bence daha da önde olmaları lazımdı. Ne demek istiyorum?
Sedat Ağaçay dönüp o pası atamazsa o pozisyon olmaz. Sedat Ağaçay'ın dönüp o pası atamaması için de en azından bir stoperin daha, o kadar eğer önde oynuyorsanız, bir stoperin daha oraya daha yakın olması lazım ve onu döndürmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani çünkü o arada bıraktığın mesafe eğer oyun oynama fırsatı veriyorsa, sen en hızlı stopere de sahip olsan, 2-3 metre geride de olsa, 3-4 metre ileride de olsa fark etmez. Önemli olan orada orta saha ile savunma arasındaki mesafe. Oradaki en küçük boşluk bu tip takımlar karşısında tehdit yaratır. O yüzden o boşluğu kapatacak olan bence orta sahanın geri gelmesi değil, stoperin daha öne gitmesi. Ben öyle düşünüyorum. Hiçbir şekilde ilk golü yememesi gerekiyordu Fenerbahçe. Evet, tabii. Bu tip takımlar için, özellikle işte teknik direktörünü değiştirmiş, kümede kalma mücadelesi veren takımlar için sevgili meslektaşım Serdar Ali Çelik çok güzel bir böyle tanımlaması vardır. Bir gollük canı olan takımlar. Hı hı. Golü yersen ikinciyi, üçüncüyü bile bulurlar. O ilk golü yemeyeceksin. Ondan sonrası şeye benziyor. O Sisyphos dağını tırmanma sorunsalı var ya Albert Camus'da. Yani abi yok artık. Çünkü duvardan dönecek gelecek. Bir de şu da var. İşte Ozan Tufan da iyi gününde değildi. Değil. İlk yarıda da iki tane mesela rakip cezanı yayın oraya geldi. Gustavo'dan biraz daha önde oynadı pozisyon olarak. Hele evet. Biz buradan sonra daha da öne gitti. Max bence Kruse'ye maç başlangıcı da 4-2-3-1 gibi değil de 4-1-3-2 gibiydi. Evet. Yani Kruse'de Vedat Muriç'le iki forvet gibi. Evet, öyleydi. Ozan'da onların arkası gibi. Yalnız Kruse Fenerbahçe'deki bugün tek iyi isimdi. Onu da söylemem gerekiyor. Çok paslar yani. Verdi, çok uğraştı. Fiziksel açıdan da kendini bayağı toparlamış. Durumda değildi. Evet. Çok uğraştı. Vedat Muriç'i de tabii ki normal olarak düşüş var. Sebebi de çok belli. Bakın, bu oyuncuların sakat oynaması konusunda büyük fedakarlık yapıyor, bravo falan filan deyince uzun vadede oyuncunuzu çok sıkıntıya sokuyorsunuz. Aynen. O tek maçlık veya iki maçlık performans verir. Sonrasında... Üç bağında birden sorun olan oyuncuyu çok zorlamamak gerekiyordu. O dönemde Mevlüt denenebilirdi. Şimdi bak, bir de Mevlüt Türkiye Kupası maçlarında evet tamam zor rakiplere karşıydı ama fark etmez. Mevlüt'ün daha önce yaptıklarını da göz önünde bulunduk. Bir de madem aldınız, bence daha Vedat Muriç'e yakın profilde bir yedek santrafor almanız gerekirdi. Saha içinde oyun sürekliliği olması için. Yani Vedat olmayınca da, Vedat varken ki oyununuzu sürdürebilmeniz için yedeği de mesela o tarz bir oyuncu olabilirdi. Mevlüt farklı bir oyuncu. Mevlüt ama yine de şu düzende, bu form grafiğiyle en azından sol ön başlayabilirdi. Bu maçta Tolga Ciğerci'nin, oraya bir daha döneceğim bakın. Yani Tolga Ciğerci sadece ve sadece defansif orta saha oynar. O kadar. Evet. Çok işte o Başakşehir maçı gibi falan maçlarda. Tam sağ pres yapacağım ve ilk golü kesin ben atacağım. Başakşehir gibi ama. Geriden ısrarla oyun kurup topu kaptırma riski olan takımlar. Ankara Gücü öyle değil ki. Degajla çıkacak işte kardeş. Aynen öyle tabii. Fena uzun çıkacak. Oyun mu kuracak? Pas mı? Hayır, bir de o stoperlerle ama bu kenar hızlı pırpır kontratak forvetleriyle artı o santraforla. Gerson Fernandes'le hızlı çıkarsın canım. Onlarla yerden pasla oynamanın bir manası yok. Bak dikkat, Mustafa Reşit Akçay. Osmanlı Spor'la o sezon Villarreal karşısında aldığı netice zirveydi. UEFA grubundan çıkması, bir üst tura çıkması zirveydi ama ligde de aynı oyun yapamıyordu. Çünkü kimse o kontratak tuzağına düşmüyordu. Aa diyordu, perşembeleri görüyordu. Tabii takım da yoruluyordu falan, o da ayrı. Evet. Bir de şu fark var, Ankara Gücü'nün mü taraftarı arkaya aldı mı Osmanlı Spor'dan çok daha güçlü oluyor şimdi, onu da söyleyeyim. Muhakkak. Yani Ankara'da önce Ankara Gücü Gençler Birliği, sonra diğerleri. Aynen. Kusura bakmasın kimse ama bir de taraftarı da aldı. Bir de böyle saha içinde böyle taraftarın temsilcisi var biliyorsun, Sedat. Hakikaten Sedat çok saygıdeğer bir oyuncu. 38 yaşında olduğunu hatırlatalım. Genç gösteriyor falan da. Benden 4 yaş falan küçük yani. Beyaz yok saçlarda, o yüzden. O ben biliyorum onu. Niye? Çok da iyi yapmış. Evet. Çok da yakışmış. Ha öyle mi? Tabii tabii. Şey, müdahale mi var dışarıda? Hayır, boyuyor falan. Boyuyor, anladım. Peki. Ama yakışıyor. Fark ettirmiyor. Yok canım. Yani. Ayrıca hepsini geçtim. Bak yapmış. Sedat kariyerinin önemli kısmını böyle sağ bek falan geçirmiş bir oyuncu. Dikkat. Doğru. 3 numaralı formayı giyiyor. Çok takım gezmiştir ama sanki 100 yıldır Ankara Gücü'ndeymiş gibi hissettirir. Evet. Niye? Sahiplen. Ha gelelim şimdi. Ozan Tufan. Gustavo. Yani Gustavo tamam diğerlerine bağlı olarak performansı düştü ama yani o saha içinde de özellikle Emre Belözoğlu oyuna girdikten sonra, sakatlıktan sonra üstüne çıkmak zorunda kaldı. Gustavo ile Ozan sazı eline alacaklar, tamam. İşte 70 dakika bekleneni veremedik ama şu andan itibaren bizim ağırlığımızı koymamız gerekiyor. Fenerbahçe'de Ozan'la Gustavo aynı anda iyi olmazsa Fenerbahçe'nin maç kazanma ihtimali düşer zaten. Onu söyleyeyim. Çünkü Max Kruse yapılabilecek her şeyi yaptı ofansif açıdan tek başına. Gerisini böyle toparlaması gerekenler onlardı. İkisi de sıkıntı yaşadılar. Bir de bir daha söyleyeceğim.
Yani işte ikinci golde belki Altay'a öyle çok hatalı bulamayabiliriz. Ama ilk golde hatalı çıkış. İkinci golde bir şey diyemem. İkinci golde hakikaten olağanüstü bir vuruş. Gerçi olağanüstü. Olağanüstü dripling. Yo, Serdar'dan sekiyor top ya. Ya vuruş oradan bir kere kaleye cesaret etmesi evet. Bir. Yani. Ha ayrıca... iki pasta gol oldu. Ayrıca evet iki pasta gol oldu. Adam ta nereden aldı? Bak ta nereden aldı Mihalak değil mi Alan? Aynen öyle. Mihalak ta nereden aldı topu? İki Fenerbahçeli karşısında... Orada sağ bek gelir. Bilemedin sağ iç gelir. Bilemedin stoper de gelir. Ama biri geldiği zaman artık onu ya döndürmez ya da topu ayağından söker. O kadar top rahat sürdürülmez. Bak bunlar da hata. İlk golde ayrıca bir daha söylüyorum. Ben senden farklı düşünüyorum. Kontrataklarda güçlü, keskin bir takıma karşı. Mesela Sivasspor karşısında da bunu çok dikkat etmek gerekiyor ki son zamanda dikkat ediyorlar. Sivasspor ilk yarıda puan farkıyla lider olurkenki kadar keskin kontratak yapamıyor. E çünkü lider bitirdi ilk yarıyı. Herkes şöyle bir baktı. Bunlar golleri nasıl atmış? Aç bakalım. Oynat Uğur'cum. Bakıyor. Geçişleri çok keskin bu adamların. Biz stoperleri mesela atıyorum işte 30 metre ortalamada kuruyorsak kaleye. Biz biraz daha geride kuralım hocam. Bunu yaparsın maçtan. Maça bunu teknik direktörlük, modern hocalık bunu gerektirir. Tabii canım. Aynen öyle. Şimdi Ersun Hoca anladığım kadarıyla geçen hafta. Şimdi mesela geçen haftaki yenilgiyi tabii ki hakem hatalarıyla da açıkladık. Görülen köy kılavuz istemez. Ama bugün Mete Kalkman fena maç yönetmedi. Belki var hakemi başka müdahalelerde bulunabilirdi ama yine de Fenerbahçe'nin yenilmesinin asıl sebebi maça taktiksel açıdan doğru hazırlanmamış olması, doğru ilk 11'le çıkılmamış olması ve yani sonuçta 6 yenilginin 3 tanesini şu anda ligin son 3 sırasındaki takımdan aldıysanız bir problem var. Peki Ersun Hoca maçtan sonra